Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2018 MSÜ Türkçe sorularının arkadaşlar dil bilgisi kısmını çözeceğiz. 2019 sorularının sadece %10'unu paylaştıkları için arkadaşlarım bütün sorular yoktur. O yüzden 2018 sorularınıza lütfen bakın arkadaşlar, MSÜ'ye girecek bütün öğrenciler bu sorulara bir göz atsın. Zaten biliyorsunuz MSÜ'nün soruları aslında bizim TYT sorularımızla benzer. TYT sorularını da çözüp ondan sonra sınavınıza girmeyi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Başlıyorum sorularıma. Dil bilgisi 13 tane dil bilgisi sorusu gelmiş gençler. Bakın 40 sorunun 13 tanesini dil bilgisi olarak sormuşlar. Az soru değil arkadaşlar. O yüzden dil bilgisine bir göz atmanızda fayda var. Bakıyorum ilk sorumuz hemen hemen bütün sınavlarda karşımıza çıkan bir konu arkadaşlarım, ses bilgisi. Aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur diyor gençler. Edebi metnin metin burada baktığımız zaman i düşmüş, dolayısıyla ünlü düşmesi var gençler. Anlamı konusunda geçmişten burada D sesi T'ye dönüşmüş, fıstıkçı şap kuralından dolayı benzeşme ya da sertleşme diyoruz gençler. Dolayısıyla bu da buraya gelmiş oldu. Bu yine süren tartışmalar, uyuşmazlıklar ve çekişmeler, edebiyat, tenkit. T sesi yumuşamış, D'ye dönüşmüş. Buna ünsüz yumuşaması diyoruz gençler. Tarihine damga vurdu diyebiliriz. Demek burada da E sesimiz burada daralarak İ'ye dönüşmüş arkadaşlarım. Ünlü daralması vardır diyoruz. Dolayısıyla ünsüz düşmesi yoktur bu soruda. İkinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? Yine klasik sorulardan, her sene gelen sorulardan sözcük yapısı konusu arkadaşlarım. Hem yapım hem çekim eki. Yapım eki anlamı değiştiren ekler, çekim eki anlamı değiştirmeyen ekler de hatırlarsanız. Baktığımız zaman zaten bunlar kök halinde. Bu sadece çekim eki almış. Çekim eki, çekim eki, kök, kök. Yine arkadaşlar kök halinde, burada da yine çekim eki almışlar sadece. Baktığımız zaman kök yine çekim ekleri almış, kök, kök, yine kök, yine şurada sadece çekim eki var arkadaşlarım. Şurada çekim eki almış. Kök, 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 çekim ekleri almış, kök, kök, kök. Şurada artmaktan artış yapım ekini almış. Burada arkadaşlar olmak olacak gelecek zaman eki, onlar da çekim ekiydi. O da olmaz. Bizden istediği şey hem çekim hem yapım eki almış bir tane sözcük istiyor. Yine çekim eki almış, çekim eki almış, çekim eki almış, yapım eki yoktur onlarda. Kök halinde birleşik sözcük arkadaşlar, iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur. Yine kök halinde, kök halinde, yine basit arkadaşlarım. Kök halinde, kök halinde, kök halinde çekim eki almış vasıta hal eki diyoruz biz buna gençler. Sağlık yapım eki, sağlığına iki tane de çekim eki. Dolayısıyla aradığımız cevap Edirne olmuş oldu. Sağdan sağlık gençler, lık eki her zaman yapım ekidir. Sonra sağlığı, sonra sağlığına yönelme ve iyilik ekleri almış. Onlar da çekim eki olduğu için cevabımız Edirne oldu gençler. Diğer sorumuza bakıyorum. Hangisi türü bakımından gençler sözcük türü derse, sorularda altı çizili kelimenin türü derse neye bakıyoruz? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem, bunlara bakıyoruz unutmayın lütfen. Hemen baktığımda yavaşça kapıya dayanınca, nasıl dayanınca? Yavaşça dayanmak, dayanınca. Fiil ve fiilimsilere gelirse zarf olur. Dolayısıyla bu bir zarftır. Artık göç etmez zillini. Arkadaşlar artık bundan sonra anlamı verdiği sürece zaman zarfıdır. Dolayısıyla bu da o anlamı vermiş. Yine zarftır. Kendiliğinden yetişiyor. Bakın burayı hemen dönüşürlük zamiriye atlamayın. Dikkat edin. Bu kendi değil. Anlamı değiştiren ekleri almış ve o görevden uzaklaşmış. Kendiliğinden yetişiyor. Yetişmek fiiline soruyorum. Nasıl yetişiyor? Kendiliğinden yetişiyor dediği için, fiile sorduğum için bu da zarftır. Bakın şu an 3 de zarf. Böylesi zarafet dediği zaman işte bir isim var burada. İsme geldiği için bu bir sıfattır. Diğerleri zarftı. Yeniden canlanıyor. Bakın canlanmak nasıl canlanıyor? Yeniden. Bu da zarf olmuş olur. Dolayısıyla
4 numara sıfat olduğu için sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır gençler. Hemen baktığımda özne sıfat tamlamasından oluşmamıştır diyor gençler. Tek tek özneleri buluyoruz. Ögelerle arkadaşlar tamlamayı birleştirmiş. O yüzden dikkat etmenize fayda var. Bu tarz sorular daha kaliteli olur. Hala üzerimizdeydi. Ne? Şurada arkadaşlar Doğa Gezi'nin verdiği yorgunluk. Şu kısım bizim öznemiz. Öznemiz nasıl yorgunluk? Şuradan başladığımızda burada sıfat olduğu için şurası buranın sıfatı olduğundan bura bir sıfat tamlaması olur gençler. Yani şu kısım benim öznem. Şu verdik, anası mezar dikecekmiş ekiyle bağlamış. Şunun sıfatı yapmış, sıfat tamlaması var. Güneşin altında parlayan turkuaz rengi sular. Bakın turkuaz rengi sular, nasıl sular? Bu da arkadaşlar özne olacak muhtemelen, bürünmüştü. Bürünen ne? Turkuaz rengi. Bakın hatta şuradan devam ediyor gençler. Dolayısıyla burada da sıfat tamlaması var. Biraz sonra yazacak yağmurdan habersiz. Bize yorgunluğumuzu unutturan manzaranın seyrine dalmıştık. Kim? Biz. Peki biz kelimesinde herhangi bir sıfat tamlaması var mı gençler? Biz dediği için, tek başına olduğu için bunda sıfat tamlaması yoktur. 3 numara kesin olacak arkadaşlarım. 1 numara da zaten vardı. Demek ki cevabımız Denizli olmuş oldu. Bakıyorum 5 numaraya. Anlaşılan tabiat büyüleyici bir tablo çizerek bize sürpriz yapıyordu. Sürpriz yapan neymiş arkadaşlar? Tabiat. Herhangi bir sıfat tamlaması var mı? Önünde bir sıfatı var mı? Yok. O zaman 3 ve 5 numara sıfat tamlamasından oluşmuyor özneleri diyeceksiniz gençler. Hemen diğer soruma bakıyorum. Sıfat fiil fiilimsiler. Sıfat fiil dediği için de bizim an ası mezar dikecekmiş olarak bakmamızı istiyor değerli öğrencilerim. Bakıyorum hemen. Anası mezar dikecekmiş kısmını arıyoruz arkadaşlar. Kurulmuş Hiroşima'da. Bakın zaman eki değil, sıfat yaptığı için bu bir fiilimsi ekidir. Dolayısıyla bir numarada var gençler. Gitti bakın. Bu bir numara kesin olacak. Şunlar gitmiş oldu arkadaşlarım. İkiye bakıyorum. Ancak birkaç saat sonra gökyüzünde düşman uçakları belirince bütün şehir siren sesleriyle, siren kök olduğu için sakın an ası mezar diye atlamıyoruz. Olmaz bu arkadaşlarım. Sonra 5'te olma ihtimali var. Çünkü diğer şıkları eledik arkadaşlar. Bakın tekniği hızlandırır bu sizi. 5'e baktığımız zaman bu olay hayatta kalanlar, kalan kişiler adlaşma sıfat yapmış hatta arkadaşlar. Yine kavuran bir fırtına, birini bulamazsanız birini bulup burada ikisinde sıfat fiil vardı diyebilirsiniz. Yani 1 ve 5 numarada arkadaşlarım sıfat fiil vardır. Dolayısıyla cevap Bursa oluyor gençler. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde adı niteleyen bir, bak sıfat dememiş, soruyu takla attırmış. Adı niteleyen ne demek istiyor? Adı, ismi niteleyen neydi? Sıfattı arkadaşlar. Niteleme sıfatının sorusu da nasıldı hatırlarsanız. Hemen bakıyorum. Söyleyecek söz, nasıl söz? Söyleyecek söz. O zaman burada isme gelmiş bir sözcük vardır. Otelin önünden gelen motor sesleri, bakın gelen sesle motor sesleri nasıl? Otelin önünden gelen motor sesleri burada isim tamlamasına gelmiştir arkadaşlar. Tıraş parasını vererek sokağa fırladım. Şimdi bakın fırlamak fiil olduğu için nasıl fırladım? Bu zarfı buldurur. İsme gelirse sıfat oluyordu, fiile gelirse zarf oluyordu. Dolayısıyla nasıl fırladım? Tıraş parasını vererek burası zarf oldu. Soru benden adı niteleyen dediği için, bu fiile geldiği için arkadaşlarım cevap 3 numara olur. Tuhaf bir utanma. Bakın nasıl utanma? İsme geliyor. Dikkat edin. Şu fiilim sevkini aldıktan sonra bu isim olmuştur. Şuraya göre bakmıyorum. Şu kısma bakıyorum. Yapım eki aldı ve artık bu bir isim oldu gençler. Güzel bir manzara için bugünkü ihtiyacım. Burada da güzel manzarayı kullandı. Dolayısıyla diğerlerinde sıfat var. 3 numarada Ceyhan'da zarf var, sıfat yoktur gençler. Sözcük türlerinden bakın kaç tane soru gelmiş. Dikkat edin sözcük türleri konusuna kesinlikle bakın arkadaşlarım. Baktığımız zaman hangisi tamlama değildir? Arkadaşlarım bize tamlama demiş. İsim ya da sıfat tamlaması demiyor bakın.
öyle bir ayrıma girmediği için isim tamlaması da olur, sıfat tamlaması da olur. Dolayısıyla ben burada öyle bir şey bulmalıyım ki ne isim tamlaması olacak ne de sıfat tamlaması olacak arkadaşlar. Bizdeki dolmuş kültürü, dolmuş kültürü arkadaşlar bakın bir tamlama kurmuştur. İsim tamlaması, belirsiz isim tamlaması kurmuştur arkadaşlar. Sefer sırasında sefer sırası arkadaşlarım yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Neydi belirtisiz isim tamlaması? Tamlayanlar ek almıyor. Tamlanan ı, i, u, ü gibi ekler alıyordu. Şöyle diyaloglar. Bakın bu da sıfat tamlaması. Ama sonuçta tamlama mı? Evet. Dolayısıyla bunu da alamam. 10 avro. Baktığım zaman kaç avro sayı sıfatı değil mi? Sayı sıfatı. Bu da bir sıfat tamlaması. Arkadaşlar sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Sıfat tamlaması sorularında zorlanmanıza gerek yok. Sayı sıfatı gördünüz, işaret sıfatı gördünüz, belgisiz ya da niteleme sıfatı gördünüz, orada sıfat tamlaması vardır diyeceksiniz. Kusura bakma, kusura bakmak fiil değil mi? O zaman bu bir tamlama kurmamıştır. Dolayısıyla cevap Edirne olur değerli öğrencilerim. Devam ediyorum sorularıma. Yapılış şekli yönünden bakın. Eylemin yapılış yönünden böyle bir soru da size eylem dediği için fiile gelecek. Yapılış yönünden dediği zaman durum zarfını, yapılış zamanı derse zaman zarfını soruyordur gençler. Bunlar soru teknikleridir. Aklınızda bulunsun. Eylemi yapılış yönünden, durum yönünden de diyebilir. Durum zarfı da o yüzden arkadaşlar sorularda gelebilir. Nasıl sorusuna cevap verdiğinde biz ona durum zarfı dediğimiz için. Şimdi eylemi yapılış yönünden bakıyorum. Hiç kıpırdamaksızın eskide boyası dökülmüş ahşap bir sandalyede oturuyordu. Oturmak bir eylem mi? Evet. Peki nasıl oturuyordu? Hiç kıpırdamaksızın oturuyordu. Eylemin nasıl yapıldığını bildirdi mi? Evet. Cevabım direkt Adana'dır arkadaşlarım. Eylemin nasıl yapıldığını bildiriyor dediği zaman unutmuyorsunuz durum zarfı. Yani nasıl sorusunu arayacaksınız. Zaman derse ne zaman sorusu arkadaşlarım. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakıyorum 3000. Gençler sayılar büyük olduğu zaman bir kısmı rakamla bir kısmı yazıyla yazılabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Buna dikkat edin. Bu bir doğru kullanımdır arkadaşlarım. Orta Anadolu evet doğrudur arkadaşlar. Kesmede ayrılmış. Sönmüş bir volkanikte olan Erciyes. Özellikle Mart ayı. Peki arkadaşlar. Mart'ın önünde yıl ya da aya ait herhangi bir sayı var mı? Unutmuyorsunuz bunu. Herhangi bir sayı varsa ay ve gün büyük, sayı yoksa küçük yazılırdı. O zaman cevabım direkt olarak arkadaşlarım benim 2 olmuş oldu. Yani Bursa oldu gençler. Geçiyorum arkadaşlarım. Bu parçada numaralamış sözlerden hangilerinin yazımı yanlıştır? Yine yazım yanlışı. Bakın 2 tane soru gelmiş arkadaşlarım. Yazım kuralları ile ilgili TET'de de 2 soru geliyor. Aşçılık set burada fıstıklı şahap kuralındaki sertleşme kuralına uymuştur. Doğrudur arkadaşlarım. Bazıları sabahtan başlayan demiş arkadaşlar. Başlayan olması lazımdı. Burada bir yanlışlık vardır. Cuma akşamlarını da cuma önünde herhangi bir ifade olmadığı için, sayı olmadığı için küçük yazılmıştır. Doğru. Akşamlarını D'yi çıkartıyorum cümleden. Artık dışarı çıkmak yerine cuma akşamlarını mutfakta geçirir oldum. Cümle bozulmazsa D ayrı yazılır. Bozulursa bitişik yazılır. Kural bu. D kuralı arkadaşlarım. Dolayısıyla bu da doğru yazılmıştır. Hukuku arkadaşlar dikkat. Hukuku olacak. Bizim dışarıdan yani yabancı kelimelerimiz yumuşama kuralına uymaz arkadaşlar. Hukuku demesi gerekiyor. Biz okurken hukuku diyebiliriz ama yazarken hukuku dememiz gerekiyordu. Dolayısıyla bu bir yazım yanlışı olur. Dolayısıyla da cevabımız arkadaşlarım 2 ve 5 Ceyhan olmuş oldu. Noktalama işaretleriyle ilgili bir kısım arkadaşlar. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi, hangileri veya sırayla getirilmelidir diyor. Bakıyorum hemen. Neler var arkadaşlar? Bu sanatçımızla ilgili devam ediyor. Şuradan başlıyor olay. Sonra tezgahının başında umutsuz, umarsız, karamsar. Öncesinde virgüller olduğu için noktalı virgül.
Sonra tezgahtan ayrılınca da çaresiz, bakın öncesinde ve sonrasında bu şekilde virgüller varsa aradaki bu yere noktalı virgül getirilir. Sonra beynimizin bir şeyler bulandığını anımsıyor. Sıralı cümleye dönüştürdü. Virgül sıralı cümleyi ayırdı. O günler olduğu gibi anlatıyor. Bir başkası ise az önce falan pek umursamadığı şu sözlerle belirtiyor. İki noktayı getirdim. Ben artık bir efsaneyim. Bir daha Elvis gelir mi? Küçük başladığına göre soru işareti getiremezsiniz. Zaten peş peşe sorular varsa soru işareti gelmez. Virgül. Bir daha bakın arkadaşlar, Frank Sinatra gelir mi bilemem. Cevabı verdiği için bu artık soru değil, noktadır. Unutmayın bunu. Eğer şurada kesseydi soru işareti olurdu. Ama şu kelimeyi söylediği için bu artık soru cümlesi değildir değerli öğrencilerim. Dolayısıyla bununla arkadaşlar nokta getirilmiş olur. Yani noktalı virgül ile başladık, virgül, sonra iki nokta, sonra virgül, sonra da arkadaşlarım noktayı getirdik. Nerede var noktalı virgül? Ceyhan değerli öğrencilerim cevabımız oluyor. Hangisinin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar bakın yazım yanlışları epey sorulmuş. İyi çalışın. Arta her biri art arda yüzyıllara, evet, başyapıt. Arkadaşlar unutmayın, başla ilgili oluşturan sıfatlamaların hepsi bitişik yazılır. Baş kahraman gibi ifadeler. Deniz yolu. Gençler, ikinci sözcük anlamını kaybetmediği için biz burada kara yolu, deniz yolu, hava yolu, bunlar ayrı yazılır kuralımız. Dolayısıyla bunu yanlış yazmış bitişik yazarak cevap Edirne olmuş oldu gençler. Noktalı virgül sorusu yine. Baktığım zaman yıllardır Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan Bursa, İstanbul, Edirne, Konya gibi buram buram tarih kokar. Aşağıdaki hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır diyor. Önce buradaki işlevini buluyorum. Buram buram tarih kokar. Kokan neymiş? Yıllardır Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan Bursa. O zaman özneyi ayırmak için, vurgulamak için mi arkadaşlarım burayı noktalı virgülle belirtti? Evet, o zaman aşağıda ben de özneyi ayırmış bir noktalı virgül bulmam gerekiyor. Gittiğim köyler, kasabalar, şehirler, gördüğüm camiler, bu sıralı cümle şeklinde biraz daha gelişmeli ama ben de Anadolu olarak yaşar, yaşayan ne? Şuraya kadar özne arkadaşlarım ama buraya noktalı virgül getirmemiş. Bakın şu kısma getirmiş, olmadı. Konuyu araştırdık, inceledik sıralı cümlelerle ilgili arkadaşlar. Herhangi bir özneyi getirmemiş. Yani araştırdık kim biz, inceledik kim biz. Özneyi ayırmak için diyemem burada noktalı virgülü. Bu da olmaz. 10 parmağında 10 marifet olan genç tiyatro yazarı, yönetmen, ışıkçı ve oyuncu kadar heyecanlıydı. Burada arkadaşlar heyecanlıydı kim? 10 parmağında 10 marifet olan genç tiyatro yazarı. Bakın özneyi ayırdı, noktalı virgülü getirdi. Aynen burada olduğu gibi yaptığı için de cevabım Ceyhan olmuş oldu değerli öğrencilerim. Bunun 2019'da TYT'de aynı şekilde çıkmış sorusu var. Dikkat edin noktalı virgüle. Devam ediyorum. Artık arkadaşlar burada bitiriyoruz. 13 tane dil bilgisi sorusu gelmişti. Hepsini çözdük. Konuların hangilerinin çok geldiğini gördünüz arkadaşlar. Bu seneki sınavınızda da başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.